Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere evde pideler hazırlayacağız. Hiç merdane ve oklavaya gerek kalmadan kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Artık dışarıdan almak istemeyeceksiniz, emin olun bu tariften sonra. Dilerseniz hemen yapma aşamalarımıza geçelim. 2 su bardağı süt kullanıyorum. 1 yemek kaşığı şöyle tepeli bir şekilde şeker ekliyorum. Bir paket instant mayan var. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri karıştırıyorum mayamın erimesi için, aktifleşmesi için. Aslında instant mayalarda bekletmeye gerek yok ama böyle eridiği zaman daha çabuk çözülüyor ve daha çabuk aktif oluyor mayalama işlemi. Bu yüzden bu işlemi yapıyorum. İyice karıştıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 tane yumurta akımız var. Sarısını üzerine kullanacağım için akında içerisine karıştırmak istedim. Ve aldığı kadar un ekliyorum. Un miktarı unun cinsine göre değişkenlik gösterebilir. İlk etapta 4,5-5 su bardağı kadar ekliyorum. Biraz yoğuracağım ve ihtiyacım olan kadarını tekrar azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak, böyle ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Çok kolay bir şekilde toparladık. Şöyle kıvamını görebilirsiniz. Hemen elimi sıyırdım. Toparlamak için un yerine biraz elinize yağ damlatabilirsiniz. Daha kolay toparlarsınız. Bir 5 dakika hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım. Yaklaşık 30-40 dakika kadar beklettikten sonra, hamur iki katına ulaştıktan sonra şöyle bir havasını alacağım. Ve mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. Daha büyük bezeler alırsanız pidelerinizi daha büyük yaparsınız. Ben böyle porsiyonluk olmasını istediğim için daha ufak bezeler yapacağım. Hamurumuzu mayalama kabında ne kadar güzel bekletirsek sonuç o kadar güzel olur. Çünkü tepside mayalandırma işlemi yapmayacağız. Sadece mayalandırdığımız kapta yaptık. Yumuşacık puf puf bir mayalı hamur oluyor. Yaklaşık 19-20 tane beze elde edebilirsiniz bu hamurla. Hiç merdane ve oklavaya gerek kalmadan sadece elinizle uzun bir şekilde pide şeklini vereceğimiz hamurları açalım. Ben iç harç olarak sucuk ve kaşar tercih ettim. Bu şekilde yapması da çok pratik oluyor ve evdekilerin de en çok tercih ettiği iç harç genelde sucuk oluyor. Kuru olmaması için alt kısmına da kaşar ekliyorum, rendelenmiş. Uç kısımlarını birleştirip pide şeklini veriyorum. Şöyle görebilirsiniz. Gerçekten hamuru yumuşacık oluyor. Sizi hiç yormadan çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz pidelerinizi. İç harcı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu arada. Ama tekrar böyle iç malzeme hazırlamak istemiyorsanız hazırda olan malzemelerle yapabilirsiniz. Sadece peynirli de yapabilirsiniz. Yapmış olduğumuz pideleri tepside mayalandırmayacağız. Yaptıktan sonra direkt tepsiyi alıp pişirmeye göndereceğiz. Hamurumuzu kabın içerisine yeterince mayalandırmıştık. Çok daha fazla tepside mayalandırıp şekillerinin bozulmasını istemiyorum. Hızlı bir şekilde diğer hamurlarımı da yapacağım. Özellikle çocuklar gerçekten çok beğendiler. Hatta ben birkaç tanesini buzluğa attım beslenmelerine koymak için. Tüm pidelerimi hazırladım. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını da üzerine sürüyorum. Daha güzel kızarsın diye. Evde kullandığımız fırın maalesef bu taş fırınlar gibi olmadığı için uzun sürede piştiği için kurumasın diye yumurta kullanıyorum.
Bu tarifi mutlaka uygulayın. Gerçekten sizi yormayacak, evde hazırlayabileceğiniz en lezzetli pideleri hazırlayacaksınız bu tarifle. Denedikten sonra benimle yorumlarınızı da paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca videomu buraya kadar izleyenlerden beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Pidelerimiz hazır. Bence hiç soğutmadan yemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Evde mis gibi pideler hazırlayabilirsiniz. Tertemiz, içinize sine sine yiyeceğiniz pideler olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Pidelerimin kıvamını gösterdikten sonra videomu kapatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu nefis pideleri mutlaka deneyin. Video hakkındaki görüş ve önerilerinizi de benimle paylaşırsanız ayrıca mutlu olurum. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diliyorum.